Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte Kuzey Koridoru devre dışı kalmıştı. Bu kapsamda yük taşımacılığı için orta koridorun canlandırılması çalışmaları sürüyor. Türkiye bu kapsamda Rusya, Özbekistan ve Kazakistan'la kombine taşımacılığı içeren anlaşmayı devreye sokmaya çalışıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla Kuzey Koridoru devre dışı kalmıştı. Türkiye'den stratejik hamle geldi. Orta Asya'da üretilen mallar Türkiye'den geçecek olan orta koridor üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Bu kapsamda ilk hamle geldi. Rusya, Özbekistan ve Kazakistan kombine taşımacılığı içeren anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Türkiye, Rusya ile karayolu taşımacılığının kapasitesini artıracak. Çin'den Avrupa'ya yola çıkan bir tren, Kuzey Koridoru kullanması durumunda 10 bin kilometrelik yolu en az 20 günde geçebilecekti. Ancak Türkiye üzerinden orta koridoru kullanması durumunda mesafe ve zaman kısalıyor. 7 bin kilometre 12 günde kat edilebiliyor. Güney koridoru kullandığında ise gemiyle Süveyş kanalı üzerinden 20 bin kilometrelik yolu ancak 60 günde aşabiliyor. Anlaşma yürürlüğe girerse hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de daha güvenli yolla ürünler Avrupa'ya ulaştırılacak. Orta koridorun hayata geçirilmesiyle Rusya, Özbekistan ve Kazakistan'dan mallar Türkiye üzerinden transit olarak Avrupa'ya taşınacak. Anlaşmalar Türkiye Büyük Dünya, Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda da görüşüldü. Avrupa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ya Faruk Geçimaya Kaymakçı kadar. yüküyle birlikte ağırlığı 6 tonun altında kalan taşıtlarla yapılan ikili ve transit taşımalarda geçiş belgesi aranmayacağını duyurdu. Ulaştırma hizmetleri genel müdürü baştor Rusya ile 8 bin olan ikili anlaşma kotasının 20 bine, 6 bin olan transit taşıma kotasının da 35 bine çıkarıldığını söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'da Asya'da üretilen malların Orta Asya, Hazar bölgesi, Kafkasya üzerinden ülkemize Avrupa'ya ulaştırılmasına odaklanıyoruz diye konuştu.